Bak. Ee... Bak bu tam tam şey yapmayın. Görüyor musun tipi? Bu AEK GNG markanın bak burada direkt buna red dot taktık. Bak şimdi. Bak böyle bir red dot var. Bu gerçekten çok profesyonel bir ürün. Dur bakayım red dot'u size göstereceğim. Görüyor musunuz? Kamerada büyütüyor biraz ama. Bunu yandan ayarlıyorsun. Ee, dot küçülüyor veya büyüyor. Bunun olayı bu. Ondan sonra cima, bak şimdi. Şuradan eğim ayarlarını yapıyorsun. Şu kısımdan bak açılıyor gördün mü şurası? Sonracığıma dipçiğini dipçiğini istediğin gibi ayarlayabiliyorsun buradan. Şuraya bir tane plaznesi yapmışlar. Gizli hazne. Ben buraya sigara koyarım amına koyayım bak. Neyse siktir et şimdi. Şimdi nereden en elektriği enerji alıyor diye soracaksınız. Bak şu üstü var ya. Şunu açıyorsun buradan. Bak gördün mü? Şöyle bir kablosu var. Oyuncak. Buradan pilini bağlıyorsun. içeri yolluyorsun. Çalışıyor. Bunu şarj etmen lazım. Bak bu fener buraya takılacak parçası geldiği zaman şöyle yana takılacak bu ya da bu tarafa feneri kullandığın zaman da direkt karşıyı aydınlatıyor net olarak şunu bir kapatayım da şu red dotu sonra takarım sonra şarjör buradan çıkıyor içi böyle şey boncuk topluyorsun hariyetten de boncuk böyle ım, azaldığında mı diyeyim, tıkandığında mı diyeyim? Alttan ittirerek şey yapıyorsun buna. Sonra burada flash flash aidır gibi bir şey var. Bu takılı olmadığında ses az çıkıyor. Böyle parça istiyorsan buraya susturucu susturucu falan da takıyorsun. Normalde silan tipi bu. Gördün mü? şu yani Deli manyak bir hobi ya. Oyuncak. Bu bir oyuncak. Sonra istersen gözgez arpacıklar falan hep bunlar ayarlanıyor buradan bak görüyor musun? Bu da aynı şekilde. Buralar kalkıyor, iniyor. Bunun hikayesi bu. Şimdi size bir tane daha getiriyorum. Bunu abonelerimden Alper hediye etti. Bu böyle bildiğin Hani airsoftta Mekan basacağım mesela tamam mı Bu benim cüsleme göre tam Taka 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 taramak için <laughs> yapılmış bir şey Bununla gidiyorsun böyle badada, badada 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 sıkıyorsun Bunun üstünün hepsi şey Stickersız Normal bant kendi motiflemiş Bak buradan şarjörü çıkartalım bir 3000 mermi alıyor. 3000 boncuk alıyor BB. Yi. Yani bitmiyor bu arkadaşlar. Bu bildiğin kiloyla satılan şey gibi boncuk gibi. 3000 tane mermi dolduruyorsun buna. Bak. Sonra çıkıyorsun oynamaya. Bunun normal şarjörleri de var. Bakayım silahla başka göster. O kadar kaplamış ki şeyini Burst var, otomatiği var, single'ı var. Az önceki silahta da öyleydi. Hatta size şöyle göstereyim ateş etmeden. Dur ya da ya bekle şunu çıkartalım bunu da göstereyim. Lan çık. Heh. Bak şimdi. Bunun otomatiği ve de teklisi var. Yani ya otomatik sıkıyor ya da komple single tak 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 diye atıyorsun. Normal oyunlardaki gibi, PUBG'deki gibi işte. B tuşuna basarsın burst'a veya single'a geçer ya. Onun gibi. Ayrıyetten de şey şarjörleri de var. Bekle şimdi. Başka emanet getiriyorum. Bunları seveceksiniz. ona bırakıyorum. Şimdi bunlar gene Airsoft oyuncağıdır. Bunlar oyuncak arkadaşlar. Bu Glock 17, Glock 19 falan hepsi var bende. Bu küçük olanlardan. Bu süs yani. Bu süsünü aldım. Nasıl diyeyim? Oyunlara çıkmam bununla. Ama deseni çok güzel. Bunun öyle otomatiği falan yok bu single çakıyor. Oooo! <laughs> şarjörü taşaklarımla tuttum lan. Bu direkt çöl rengi en sevdiğim Glock'lardan biri. Bunu yüksek ihtimal oyunlarda kullanacağım. E, atışı da çok iyi bu arada. Bunların hepsine alttan şuradan gaz basılıyor arkadaşlar. Bak şöyle hazneleri var. Buradan böyle tüp alıyorsun, oyuncağı dolduruyorsun bir güzel. Bu da Glock, ikinci Glock. Bu en standartlardan Gen 4 bu. Bunun içinde de boncuk varmış. Bak boncuklar böyle duruyor. E bu tabancalar gazlı. Tüfeklerin hepsi yani bu gösterdiğim iki tüfek de pilli. Öyle çalışılıyor. Çakmak gazıyla falan olmaz. Airsoft gazı lazım. Bunu da koyalım şuraya. Şimdi cendere 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 derece. cendere cendere deagle bak sese bak bu Miroğlu'na has aldım bunu öküz gibi bu bana ilk kamperestin hediyesiydi. Marazali silahı. Ya bu da oyunlarda gitmez çünkü çok ağır. Yani kafa boyuna göre baksana. Bunu sen beline koyacaksın da çekeceksin de kuracaksın da vuracaksın da uzun iş. Bu da şovluk birazcık. Bu geçen gün Instagram'da meşhur olan Airsoft Barretta. Bu neredeyse birebir malzemeden komple metal aksam. Güzel tabanca güzel oyuncak. Mesela bak bu şarjör başka bir markanın şarjörü tamam mı? Az önceki 3000 mermi taşıyan var ya buna da takılıyor bu. Güzel makina. Nice toys. Şimdi geldik epik olana. Airsoft'ların babası. açabilsem. Niye açılmıyor? SSC 24. Bu bir Nordevik miydi lan? Ne Norwich, Norwich, Nor diye, Norwich diye mi okunuyordu? Bu bir tane ünlü bir YouTuber çocuk var. Airsoftçu videolarını izleriz istiyorsanız, onun kendi ürettiği e, silahlardan, komple hafifliğiyle falan, yani o kadar hafif ki bu, bu direkt sniper, alıyorsun, çekiyorsun, kurma, bu mesela e, elektronik değil, bu pille falan çalışmıyor, bu doğrudan e, havalı, şuradan, bak görüyor musun kolu, bak bir kol var burada, çekemedim. Bunun içindeki yay e, oyun yani airsoftta oynayanların kendi aralarında bir takım kuralları var. İşte atıyorum 400 fps'in üstündeki güçte e, bu oyuncaklara müsaade edilmiyor mesela. O yüzden e, belirli limitleri var ama bunun bu silah şeyini biraz arttıracağım oyunlara girmesem de uzaktan hedef vurmak için şöyle bir plastik şarjörü var, tamam mı? Bunun içini dolduruyorsun, buradan yerleştiriyorsun, sonra silah kurup kurdum mu bastım mı sıkar. Bu dürbün güzel bir dürbün bunun için. Ama daha ince ayarını yapmadım. Başka da bir özelliği yok. İşte buradan ee, omuz boşluğuna ayarlıyorsun. Yakınlık uzaklık gibisinden. Bunun attığı BB'ler daha farklı. Daha ağır BB atıyor. Dürgün mü dedim? Dür dürbün, dürbün. Yanlış söyledim. Neyse bunun da olayı bu. Şunu şuraya koyalım. Ondan sonra cima. Bak böyle BB'leri var bunun. İçi komple mermi, topçuklar. Ve de kolay şarjör doldurabilmek için de şu tarz aparatlar var. Gördün mü? Bunun içini dolduruyorsun. Şarjöre dayıyorsun. Tık 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 diye basıyorsun. Anladık. Dürgün amına koyayım tamam ya. Bak. Böyle BB'leri basıyorsun. Bunlardan fena arka plan olur. Olur yaparım istiyorsanız şu arkaya bunları ee, bir güzel bir ne bileyim metal plakayla harika şekilde dizebilirim. Hem yerden de tasarruf eder. E, ee, biraz pa arkadaşlar Airsoft Spor'u pahalı bir spor. Aslında pahalı bir spor değil. Pahalı olmasının sebebi bizim ülkemiz. Yani bu bizim ülkede pahalı pahalı. Bak gün geçtikçe fiyatlar artıyor. Yani size şey olmasın. Şu bana gelen hediye var ya. Bu bu silahın fiyatı ne kadar biliyor musunuz? Şu fi, şunun. Babaran ne? ne alaka Babaran ya? 4K mı? 5800 lira bu elimdeki. 5800 lira. Normalde ne kadar biliyor musunuz yurt dışında? 350 dolar, 200 dolar, 250 dolar, 180 dolar, tabancalar 20 dolar, 30 dolar, 40 dolar diye gidiyor. Yani bizim ne yazık ki bu sporun, Airsoft'un yayılmamasının en büyük sebebi pahalı olması. Çünkü sen oyun oynamak istiyorum desen, yok al ah. Şu botun fiyatını söylemeyeceğim size internetten bakanlar olur. Şöyle su geçirmez çok profesyonel bir bot aldım. Euro bazlı satıldığı için Alman markası olduğu için aklınız şaşar. Yani ömürlük giyersin ama yazık günah yani. İnsanlar hep boktan ürün almaya itekliyor bu piyasa, bu ekonomi. Şu silah. Aynen. Mesela atıyorum tabancalar, Airsoft tabancaları, şu WN'in ürünleri. Bu WN'in ürünleri normalde tabanca ucuz bir şeydir, Airsoft tabancası. Bizde şu an 800-900 lirayı da en son, 700 lirayı da en son. Yani garip, çok pahalı. Ha, o az önce gösterdiğim sniper, bu zaten direkt çocuğun üretimi. Bu nereden baksan, 7 bin lirası vardır, 8 bin lirası vardır. Bu da hediye. Ha. Bu da hediye. Ben para vermedim. E şimdi sen bir sniper airsoft oyuncusu olmak istiyorum dediğin zaman ve de. Az çok ortalama bir ekipmanım olsun diyorsan sıçtın. Nereden baksan 10 bin lira para harcaman lazım. Bak 1.2K olmuş tabancalar, airsoftlar. Dürbününü alıyorsun, yok parçasını alıyorsun. Dün grip ee, şeyleri bağlayabilmek için, red dotu falan bağlayabilmek için birkaç parça aldım. Al bak şeyden basıyorum, siyah filament aldım, 3D printer'dan basıyorum şimdi. Yazık gün abi 80 lira bir tane çık kadar metal parça 80 lira. Ondan 4 tane aldın mı sıçtın. Evet ya üzülüyorum vallahi üzülüyorum. Ya yani ben ben böyle bu tarz oyuncaklara çocukluğumdan beri meraklıyım. Hep böyle kırmalı oyuncak tüfeklerim falan vardı. Boncuk atarlarım vardı gene. Ama ben şimdi o zamanların yani atıyorum 15-16 yaş grubunda olsam sen bu spora giremezsin abi. Okul açtığında ne yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Ondan sonra oynayan yok. Şu Tokyo Morin miydi? Neydi bunun markası? Bu var ya yani şu an 2000 liradan fazladır. Yazık gün abi. İşte o yüzden bu tip sporları yapan insanlara laf etmeyin veya buna para harcayanlara laf etmeyin de e ekonominin neden bu halde olduğunu sorgulayın. Tokyo Marui. Ya ben bunları ne zamandan beri Airsoft'a gireceğim dedim. Yaklaşık bir senedir biriktiriyorum değil mi bunları ben? Bak hediyeler olmasına rağmen, bir sürü hediye olmasına rağmen neredeyse 7 aydır, 8 aydır ben silah biriktirmeye çalışıyorum. Tam set yapabileyim diye. Yani bir sniper oynayabileyim diye. Bir normal işte esalt ee, assault yani nasıl diyeyim işte Ayak mayak tarzı, M4 tarzı silahlarla oynayabileyim diye. Onların terimleri vardır. Ben daha çok tecrübesizim. Airsoft uzman olanlar varsa beni izleyen triggerlanmasınlar. Ee, çok tecrübeli değilim. Daha oyun bile oynamadım bir kez. Sadece otoparkta, holmiste birbirimize atıştık. Yani en özendiğim sporlardan biriydi. Taarruz rifle işte neyse neyse kimse. Taarruz askeri diyelim, simülasyonu diyelim. Kimin oynayacaksın? Vallahi bizim Doğaneller falan onların biliyorsun Viking diye bir klanı var. Ee, orada takılırım yüksek ihtimal. Şimdi hücum yeleğimi aldım. Ee, çok güzel bir hücum yeleği aldım kendime. Onların sağına soluna böyle çantalar mantalar ekledim. Bir tek miğferim yok, gözlüğüm yok, üstüm yok ve altım yok. Botlarımı da aldım. Üç eksiğim falan kaldı. Üç eksiğimi de tamamlayınca şu an üç farklı e, şeyde oynarım. Alanda oynarım. Göstersene ya oda kargoda. PTT ile geliyor biraz bir gün gecikmeli gelir. Eldiven aldım. Aa dur size daha ekipmanlarım var göstereyim dur. Ne zaman olur? Valla kardeşim ben yüksek ihtimal bu hafta sonu eğer vakit bulursam bir gideceğim. Bak şöyle bir kutum var. Bu kutunun içerisinde bak dizlikler bu da hediye. Bakın <laughs> bele beleşe set kurmuş. Bak bu az önceki tüfeğin pilleri. Bu önemli bir pil. Şununla şarj ediliyor. Hatta bunun adı neydi? Bunu da bilmiyorum ki. Bunların bir terim var. Chatten söylerler. Bunu dikkatli şarj etmek gerekiyor. şapka 50 benler ya beni böyle düşünsen amına koyayım hayal sıkarım he, amına koyarım bak bir mermi gelirse döverim seni <laughs> sonra şöyle bir hedef tahtası var Bahsettiğim gözlük böyle bir gözlük değil ama. Bu sadece hani ne bileyim bir yere sıkarken mıkarken korusun diye. Bunlar armalar böyle çıktı diye buraya yapıştırıyorsun bunları burada. Adını yazıyorsun Elren. Mesela. Nakış. Bak bu da red dot. Bunu şuna takacağım. Bu şunu red dot olacak yani şurada hatta şurada şöyle söyleyeyim. Görüyor musun? Bunu buraya taktım mı? Böyle ya holo ya yani red dot diye geçiyor. Kutusunda da red dot site yazıyor zaten de. Bu holo değil arkadaşlar ya. Bu holo değil, holo değil. Dur bakayım göstereceğim size şimdi. Bak kutusunda gördün mü? Red Dot site Open yazıyor. Bilmiyorum ben oradan söyledim. Ya normalde oyunlarda biz bunu holo diye takıyoruz. Doğru. Kutusunda ne yazıyor onu söyleyeyim dedim. Bu bildiğin holo amına koyayım ya. Yeşili görüyor musunuz? Bunun renkleri değişiyor. Kırmızı oluyor, yeşil oluyor. Red dot da oluyor. Benim her bok oluyor işte bu. Çok güzel bir ürün. Bunu ben bu oyuncağa takacağım. Şuna. Sonra başka bakayım neyim var. Bu küçük. 3x. <laughs> Yok 8x şeyin üzerindeki. Sniper'ın üzerindeki. Tutamaçlar, mutamaçlar. Bunları işte takıyorsun silahın üzerinde. Parçaları. Onun üzerinde bir şey ekliyorsun. Mesela bunlar falan. Yani bu konuda tabi ben Airsoft'a başlayacağım deyince ho hobiye gönül vermiş insanlar. Destek olmadı değiller. Çoğunu hayır 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 abi hallederim ben desem de. Ee, sağ olsunlar destek oldular ben ilk başladığımda. Onlara da sürekli danışıyorum yani şunu alayım mı bunu alayım mı? Doğan öyle, Alperen öyle benim abonelerimden. Ondan sonra Cima zaten çoğunu o şey yaptı, hediye etti. Öyle tabancaları aldım mı aldım işte gittim. Tabanca, şey, oyuncak, şunların manyaklığı var bende yani. Öyle takıldık. Vest almadım mı? Aldım. Hatta aldım hücum yeleğini göstereyim mi Vest'i size? Bak şunu aldım. Seksi Alper oldu? Ne bileyim ben ne oldu? Hiç bilmiyorum. ne bana? Vay be 6 saat yayın olmuş gene şaka ha. Meriwanım ay 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 Meriwanım bak bu bundan aldım bunun tabi modüllerinden de aldım çantasından falan da aldım çok şık bunun içine şimdi bir renk ton yapacağım üst alt Aa kamera yok çok güzel ekran yok Bak bu. Tabi bedeni olursa <laughs> ya yani bunlar standart beden gerçi de. Görüyor musun? Şimdi bunun silahlığı geliyor. Yani ee, şey oyuncak tabanca kılıfı geliyor. Altında. Birkaç tane çantası var. Sırta çanta gelecek. Şu önündeki telsizlik. Oraya telsiz koyacağım. Ee, kulak kulak içi olacak zaten. Kask takmayayım diyorum şapka takayım. Gözlük güzel şöyle bir snowboard gözlüğü gibi. Nasıl ekran yok amına korum senin. Bu ne? Airsoft mermileri acıtıyor mu? Acıtıyor tabi Yani yakından bak bunlar da gazları. Gördün mü? Tabancayı böyle dolduruyorsun. Bak böyle geliyorsun. Tam dikine. Basıyorsun doldu çekiyorsun. Durum bu. Ulan emniyeti kapalı sandım ha. Gazlar yok. Ta ee, 300 FPS şeyler tabancalar. Ya GoPro MoPro onları daha alamam oğlum. Yani oğlum ne pahalı hobiymiş harbiden ya. Tabi tam donanımı yapmak istiyorsan. Pahalı hobi. Başka göstermediğim bir şey kalmadı vallahi her şeyi gösterdim. Neyim var neyim yok gösterdim. Bunları tanıtacağım, bir video çekerim zaten. Yani hobi başlayamayacak bile olsan izlemek güzel. Yani öğreniyorsun işte bir şeyler. Yok kardeşim dizel. BB mi yok? Sana bile pahalı geliyorsa biz <laughs> ya oğlum pahalı. Bir şeyin pahalı olduğunu söylemek için trilyoner olup olmaman kriter değil oğlum. Pahalı yani. Çok güzel bir hobi ama pahalı. Yani al. North neydi? North Airsoft'tu değil mi? Ya bu adamlar ki hesaplı satıyor. Tamam mı? Bak görüyor musun? Güzelmiş bu arada ha. Taktik Airsoft kask, Fast Helmet full set demiş Ten, işte. Şu rengi falan da belli. 470 lira. Mero sen nasıl yardımcı olurum? <laughs> Ürünler. Yaylar. Baksana abi sonu yok sonu. Milyon tane detay. Siteyi çöktü. Site çöktü amına koyayım ya. Oğlum biz ne açsak site çöküyor ya. Yay dedi oyuncakların içindeki yayaksam o. Ben buraları toparlamam lazım. Her yer şey gibi oldu lan. Nereye adım atsam emanet var. Ee, bu biz bu yayını yaparken full şey miydi? Airsoft kategorisinde miydi? Yayım da var içeride ama onu getiren o yasaktır. Ha iyi. Şimdi Namık abi buraya gelirse ne yapacağım biliyor musun? Bunları dizeceğim böyle. Diyeceğim ki abi biz de boş değiliz. <laughs> biz de öylesine adam değiliz yani. On Namık abi gelse ona şey yaptıracaksın işte böyle şarj ortak silah kur falan. Silah aç içini temizle. Bu ne yapar biliyor musun o? Tak 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 tak. Şu silah yapanı izleyelim. Silah yapan kim lan? Çekip vuruyor. <laughs> Kıstırıyormuş beni böyle. Silah dayıyormuş, kıçıma sokuyormuş falan. kendimizden geçiyormuşuz burada. İnanılmaz şeyler var ya. Yani şu an burada chatte toplanıp 5 kişi etrafını sarsak bizi çok temiz döver. Yerle bir eder. Tamam jazz chatting alın artık. Airsoft daha göstermeyin. Kısana her şeyin bir ekipmanı var abi. Bunu alıyorsun beline takıyorsun. Ve bunları giydiğin zamanda 8 kilo 9 kilo ekipman mı oluyorsa ne oluyorsa artık. Döver tabı lan. Bu arada şöyle bir şey göstereceğim. Yüpe buradaysan şunu klibini alsana. Geçen gün almamışız. Hadi be 70 tane abone gelsin. 17 bini görelim temiz. 17 binle imza atalım ya. Hadi şu alma şimdi klibi. Kaç kişi kalmış oğlum şurada? 70 tane abone gelmez mi Prime'dan ya? Bedava. Yapıştırın. Bu arada dün 600 abone falan gitmiş olmasa çok farklı olurdu. Şu an 18 bindik yani. Olur olur o. 16.931 974 bu abonelik puanı. Bunu siklet bu. Kafanızı karıştırmasın. Gerçek abone sayısı bu. Valla arkadaşlar böyle. Şimdi ben bu hobiye başladığımda sizi bol bol yayın da yapacağım. Video da çekeceğim. Öyle yani Biliyorum maddi durumu olmayan insan da çok görüp belki de iç çekiyor. Ama ben 32 yaşındayım, onu unutmayın. Belki de o iç çekenler 15 yaşında, 16 yaşındadır. Morali bozmayın yani. Niye olmasın? En azından bilgi sahibi olursunuz. İzlersiniz, bir konu hakkında hakimiyetiniz olur. Bu arada şunu da söyleyeyim. Karınca çiftliğim için bir sürü koloni söyledim. Hepsi geldi, çoğu geldi diğerleri de Klaf'ta. Karınca çiftliğime de videolar atmaya, hobi at, hobi hobi ayarında atmaya başlıyorum. Bir de size öyle bir sürprizim olsun. Hani böyle çil yatarken karınca izleyeyim, bilmem ne izleyeyim isterseniz. Küçük küçük, hiç izlenmesine takılmadan, hiç sikimde olmadan, hiç çekinmiş, prodüksiyonmuş, hiç onlara kasılmadan size Güzel güzel videolar atacağım.